أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الحديث باعتبار طرقه. أنواع الحديث، حديثin nevileri, çeşitleri, ancak neye itibarıyla? باعتبار طرقه، bize ulaşan yollar itibarıyla hadisi nevilendiriyoruz. يتنوع الحديث، hadisler nevilenir. عند علماء المصطلح، tabi usul hadis ulemasına göre bi'atibari turukihi neye nevileniyorlar, neye bölünüyorlar ile ahadin ve mutevatirin. Hadislerimiz arkadaşlar ya ahattır veya mutevatirdir. Sümmel ahadu ala enva'in. Ahad deyince onun da kendi arasında nevileri vardır. El azizu değil mi? El garibu vel azizu vel meşhuru vel mustafizu ala ba'dil akval. Bazılarına göre mustafiz diye ayrı bir grup oluşturmuşlar. El garibu, garip hadis nedir arkadaşlar? Ve kul garibu ma reva ravin fakat. Bir hadisi yani teke düşmüşse, diyelim o kadar rivayetle uğraşan alimlerimiz var, ravilerimiz var. Ancak bu hadisi sadece bir kişi rivayet etmiş, yani orada dururuz biraz. Çünkü yani hocanın diyelim ki onlarca talebesi var. O onlarca talebe içerisinde hiç kimse rivayet etmemiş de sadece o rivayet etmiştir. O zaman evet, biraz orada dururuz Ahmet, değil mi? Evet. El garibu, garip huve, o garip olan hadis, ma ravahu ravin, bir ravi onu rivayet etmiş, münferiden bir rivayetihi, yani o hadisi rivayet etmekle diğerlerinden ayrılmış, tek kalmış. Bihaythu lem, şöyle ki lem yervihi gayruhu, ondan başka kimse onu rivayet etmemiş. Ev İnferede bi ziyadetin fi metnihi ev isnadihi. Veya yani şöyle de değerlendirebiliriz. Yani bu kişinin rivayet etmiş olduğu hadiste bir metinde bir ziyadelik var. Yani bir lafız var, bir kelime var ki diğerlerinde hiç kimse de yok. Veya senette bir kişi var ki diğer bu hadisi rivayet eden ravi lerde yani o senetlerde öyle bir ravi yok. Sevaun inferede bihi mutlakan, isterse mutlak olarak tek rivayet etsin. Ev bi kaydi kevnihi an imamin, veya diyelim ki bir imamla kayıtlama hususunda olsun. İmamin şe'nuhu en yücma'a hadithuhu bi sikatihi ve adaletihi. Oldu mu? Ev bi kaydi kevnihi, veyahut da şöyle kayıtlansın. Yani kevnihi an imamin, bir imamdan rivayet etmek de münferittir. Ki şe'nuhu, onun durumu nedir? En yücma'a hadisuhu, onun hadisleri toplanıyor. Lisikatihi ve adaletihi. Yani güvenilirdir ve adildir. Ondan dolayı onun hadisleri toplanıyor. Kim gibi? Kel imami ez-zuhriyi ve katadete ve nahvihima. Yani bu ikinci kısım şu Ahmet. Yani imam-ı zuhriden sadece bu rivayet etmiş. Veya katadeden sadece bu rivayet etmiş. Veya o bunlara benzer bu ayardaki alimlerden sadece şu kişi rivayet etmiş diye bir hadisle karşılaşırsak o zaman daha temkinli davranacağız. Ve summiye gariben, buna garip denildi. Niçin? Li infradi ravihi bihi an gayrihi. Çünkü bunu rivayet eden hadis diğerlerinden ayrılmıştır. Kel garibi lezi şe'nuhu el infradu an vatanihi. Garipler derler ya, garip ne demek yani? Vatanından ayrılmış, yanında dostu yok, eşi yok, kimsesi yok. Enva'ul garibi, garibin nevilerine gelince el garibu ala enva'in, bunun da kendi arasında nevileri vardır. El evvelu, birincisi el garibu seneden ve metnen, hem senet bakımından hem de metin bakımından gariptir.
وَهُوَ مَا اِنْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ وَاحِدٌ Onu rivayet eden sadece bir kişi vardır. Küllen ev ba'den ya tamamını veya bir kısmını rivayet eden bir kişi var. فَمِثَالُ غَرِيبِ كُلِّ مِنَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ Sened ve metin bakımından garip olan hadisi gelince hadis-u nehyi Evet, nehi hadisidir. Neden nehi edilmiş? An bey'il velâ'i ve hibetihi. Velâ hakkının satılamayacağı veya velâ hakkının hibe edilemeyeceği hakkındaki hadis. Oldu mu Ahmet? Evet, senin. Velâ, diyelim ki sen bir köle azat ettin Ahmet. Köle azat ettin ama o hak duruyor, velayet hakkı duruyor, tamam mı? İleride diyelim o köle ölürse, kimsesi olmasa sen ona varis mirasçı olabilirsin veya tam tersi de olabilir. Vefat ederseniz kimse yoksa o köle ne olabilir? Mirasçı olabilir. Bu hak satılamaz. فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ دِينَارِ عَنْ اِبْنُ عُمَرْ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا Ancak burada bunlar böyle bir hadisi rivayet etmişlerdir. Oldu mu Ahmet? Evet, Seyyidim. وَمِثَالُ غَرِيبِ بَعْدِ الْمَتْنِ Metnin bir kısmının garip olduğu hadise örnek verelim. Hadis-u zekatil fıtri fıtır sadakasıyla alakalı. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatil fıtri min Ramazan'a Ramazan'da fıtır sadakasını Hazreti Peygamber ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Evet. Değil mi? Evet. Sa'an min temrin vurmadan bir sa' ev sa'an min şairin alel abdi peki kimden verecek alel abdi vel hurri vel zekeri vel unta vel sagiri vel kebiri bunlar ne yapacaklar Ramazan ayı bittikten sonra veyahut da sonlara doğru veyahut da işte namaza giderken veya işte o günlerde ne yapacaklar Ahmet fıtır sadakasını verecekler seni. Verecekler. Feinne maliken yukarıda senette ismi geçen mali teferrede an sairi ruvatihi bi kavlihi fi ahirihi minel muslimin diğer hiç bu konuyla alakalı rivayet edilen bütün hadislerde minel muslimine kaydı yok. Sadece Malik'in rivayet ettiği hadiste bu minel müslümine geçmiştir. Yani bu kısım gariptir. Tamam mı abi? Evet. Ve misalu garibi ba'di senedi. Peki senedin bir kısmının garipliğine örnek verelim. Hadithu ummi zer'in min rivayeti et-tabarani ummi zer'in tabarani'nin rivayetinde fe innel mahfuze fihi ama burada mahfuz olan Rivayetu İsa ibn Yunus ve gayrihi İsa ibn Yunus'un ve diğerlerinin rivayet ettiği hadistir. An Hişam ibn Urve an ahihi Abdullah an ebihima an Aişe radıyallahu teala anha kana ravahu kema ravahu eş-Şeyhan Buhari ve Müslim'de bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ve ravahu et-Tabarani min hadisi ed-Dara Verdi an Hişam'in an ebihi biduni vasıtati ahihi yani burada Tabarani o kardeşi ne yapmamış? Senette zikir etmemiş. O bölümü gariptir. Yani diğerleri herkes o ahi de yani kardeşi de ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Evet. An Hişam'in an ebihi biduni vasıtati ahihi yani kardeşi zikretmemiştir. Evet. Es-sani el-garibu seneden
senet bakımından garip olan hadise gelince fakat sadece senette bir gariplik var. وَذَٰلِكَ بِاَنْ يَكُونَ الْحَد۪يسُ مَعْرُوفًا Hadis biliniyor. Bir rivayeti cemaatin mine sahabeti, sahabeden bir cemaat, bir topluluk onu rivayet etmiştir. فَيَنْفَرِدُ بَعْضُ الرُّوَاتِ بِرِوَايَتِهِ اَنْ sahabiyyin ahar. Diyelim ki hadisi genelde Ebu Hureyre rivayet etmiştir veyahut da yani İbn Ömer rivayet etmiştir. Ancak bir bakıyorsun ki başka bir tabiin farklı bir sahabeden naklediyor. فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ غَرِيبٌ Bu cihetle gariptir. مَا اَنَّ مَتْنَهُ لَيْسَ بِغَرِيبٍ Ama metin aynıdır. وَمِثَالُهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِدِ بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية عملار نيته göre dir herkes evet kimden rivayet etmiş Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet etmiş. Oldu mu? Evet yani. Evet. Şey ne oldu? Şey bir dakika. Ve misal ve hadisu evet revahu Abdülmecid bin Abdülaziz bin Ebi Revvat an Malik an Zeyd bin Eslem an Atay bin Yasar an Ebi Said el-Hudri radıyallahu ta'ala anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. قال الخليلي أبو يعلى القاضي أخطأ فيه عبد المجيد عبد المجيد burada ne yapmıştır? Hata etmiştir. لأنه غير محفوظ çünkü mahfuz olan bu değildir. An Zeyd ibn Eslem yani Zeyd ibn Eslem'den normalde rivayet edilmemiştir. وقال أبو الفتح اليعمري هو إسناد غريب كله İsnadın tamamı nedir? Gariptir. Vel metnu sahihun demiş. Kale İbn-i Salah ve min zâlike garâibu şuyuhi fi esânidil mutuni es-sahihati. Bu yani bu da nedir? Gariplerde yani metnin garip olanlarındandır. Ne demek? Garâibu şuyuhi fi esânidil mutuni yani metinlerdeki isnadlarda metin isnatlarındaki metnin isnatlarındaki senetlerindeki şeyhlerin garip olması da diyelim ki normalde herkes belli bir şeyhten bir tanınmış bir zattan rivayet ediyor ama bakıyorsun birisi başka birisinden ne yapmış Ahmet rivayet etmiş. Ve fi zalike yekulu et-Tirmizi yu garibun min hadal vechi. İmam Tirmizi'nin ıstılahı nedir? Yani bu yönle gariptir. Yani sadece diyelim ki bu zattan alınma cihetiyle gariptir bu hadis diye kayıtlamıştır. Evet. Sen. Hukmul garibi. Peki garip hadisin hükmü nedir Ahmet? Kad yekune el garibu sahihen. Sahih hadis bazen affen. Garip hadis bazen sahih olabilir. بِاَنْ كَانَ الْمُتَفَرِّدُ بِهِ ثِقَةً Çünkü o tek kalan ravi sıka olabilir. وَاَسْتَجْمَعَ شُرُوتَ السَّحَّةِ Ve sahih hadisi rivayet eden ravilerin şartlarını kendisinde ne yapmış olabilir? Cem etmiş olabilir. كَالْاَفْرَادِ الْمُخَرَّجَةِ فِي السَّحِيحَيْنِ كَالْاَفْرَادِ ne gibi? Fertler, efrat değil mi? El-Muharraceti Fis-Sahihayni O sahih İmam Bukhari ve İmam Müslim'in El-Muharraceti Yani ne onların yapayım? Tahriş ettiği raviler değil mi? Yani onların şey yaptığı raviler. değil mi? Kel-Efradil El-Muharraceti ama yani bazı imamı Bukhari'nin veya İmam-ı Müslim'in garipleri vardır ama o garip olmasıyla beraber nedir ama? Sahihtir. Niye? Çünkü İmam Bukhari ve İmam-ı Müslim
sahih olmayan hadisi ne yapıyorlar? Kitaplarına asılda zikir etmiyorlar. Yani orada garip olmasıyla beraber sahihtir. وَقَدْ اَكُنُ حَسَنًا Bazen de hasen olabilir. وَفِي سُنَنِ تِرْمِز۪ي مِنْهُ كَثِيرٌ Evet, Tirmizi'nin Sünen isimli eserinde bunlardan çok vardır. وَقَدْ اَكُنُ دَعِفًا وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَرَائِبِ Ama çoğu zaman garip hadisler zayıf olurlar. وَلِذَا لَقَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدْ radıyallahu rahimuhu değil mi? Radıyallahu anhu yani rahimuhullahu teala anhu İmam Ahmet şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala Hazretleri kendisine rahmet eylesin. لَا تَكْتُبُوا هَذِهِ الْاَحَاد۪يثَ الْغَرَائِبَ Bu garip hadisleri ne yapmayın? Yazmayın. فَاِنَّهَا مَنَاكِيرُ Çünkü münker hadislerdir. وَاَمَّتُهُمْ Hani duafayı zaten geneli de zayıf hadislerdendir. Birkaç tane sahih hadis kurtaralım diye yüzlerce münker hadisini yapmayalım diyor. Tamamen toptan ortadan diyor. Ne yapalım? Kaldıralım, yazmayalım yani. Kaldıralım diyor. Kim söylüyor? Ahmet bin Hanbel diyor. Evet. Vakale el İmamul A'zam Ebu Hanife radıyallahu teala anhu İmam-ı Azam bu konuda ne diyor? Men talebeha ey el garaibe kuzbe. Kim ki garip hadislerin peşinde koşarsa tekzibi yer. Yalanlanır. Ve kale Malikun İmam Malik ne demiş burada Ahmet? Şerrul ilmi el garibu. Yani ilimlerin en şerlisi garip hadislerdir. Ve hayrul ilmi el zahiru. İlmin en hayırlısı da zahir olandır. اَلَّذِ رَوَهُ اَنَّاسُ Yani illaki böyle kıyıda köşede toplayacaklar. Tamam mı Ahmet? İnsanlara böyle insanları heyecanlandıracaklar. Tamam mı? Yani şimdi bir kandil oluyor. Sanki millet bir yıllık tamam mı ibadetini ne yaptı? Yaptı yani. Tamam mı? Miraca çıktı geldi yani. Daha gelecek seneye kadar tüm feyzini, tüm böyle şarjını ne yaptı? Doldurdu. Ya kardeşim ya o kadar şeyi yapmaya gerek var mı Ahmet? Gerek yok senin. Her günü normal bir şekilde yaşayalım ya. Her günü normal bir şekilde yaşayalım. Şöyle bir şey aklıma geldi Ahmet. Yani Miracı yılda bir defa kutlayacağımıza gelin Miracı her gün 5 kere en azından yaşayalım Ahmet, değil mi? Ben seyim. Peki. Vakale Abdurrezzak. Abdurrezzak ne demiş? Müsennef değil mi? Müsennef adlı eseri var onun. Müsennef Abdurrezzak. Künne nera biz şöyle görüyor idik. Enne garibel hadisi hayrun. Biz zannediyorduk ki hayırlı bir şeydir yani tamam mı? Ama bir şey bulduk. Bir balık yakaladık. İzhe ve şerrun mer. O neymiş Ahmet? Şer. Yani